Ben başarılar dilemiyorum. Görüşemezsek şimdi Allah rahmet eylesin. Beklediğimden bu arada 100 kat falan kolay soru oldu. Adalet şu an benim ellerimde canım. Kim kaç dedim? 1290. Ben katılmıyorum. Herkes biliyor. Katılmıyorum. Yani 1 gram adalet kopmuyor bu yarışma. Teşekkür ederim. Merhabalar, Pitpod'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Sezon arasına özel bölümlerimiz devam ediyor. Bu sene yine özel bir bölümle karşınızdayız. Değerli yorumcuların, sevgili Ata ve Alper. Biz de varıyoruz efendim. Merhabalar, merhabalar, hoş bulduk, hoş bulduk. Nasılsınız görüşmeye? İyi valla, nasıl? İşte öyle F1 bitti, olimpiyat falan izliyoruz. O da bitmek üzere. Bugün bitiyor değil mi? Bugün bitiyor olimpiyatlar. Olimpiyatları izlerken tabii bir rekabet duygusu falan oluştu. Biz de kendi aramızda bu rekabet heyecanımızı bir giderelim. Bir de bizim yarıda kalmış bir trivia maceramız var. Evet. Aslında onu da gideriyor bu. Yani ikinci bölüm gelecek dedik, getiremedik bir... 4-5 yıl falan oldu herhalde. İkinci bölüm aslında bu yani. Tabii. Aynen. Yani. Baktık yapamıyoruz, biz yaparız dedik. Baktık yapamıyorlar, biz aynen yaparız yani. Aynen öyle. Önce şıklı sorularımız var. Evet. Sonra yüksek atlama. Neden? Ondan sonra cirit de onlar. Bunları beceremem ya her şey. İkinci etapımız tahmin sorularından oluşuyor. Evet. Her iki etapta beşer soru. Çok iyiyim bu arada. Bütün şu ana kadar saydıkların hepsini çok iyiyim. Yani. Ben de aksine çok kötüyüm. Evet. Şıklı sorularımız 100'er puan. Tahmin sorularımız 200'er puan. İki tane eşleştirme sorumuz var. Onlar da takribi 200 ile 400 arası tahmin. Öyle bir şey oldu. Bakacağız onu. En sonda bir tane... şeyimiz var. Açık uçlu sorumuz var. Tamam. Onunla da finali yapıyoruz. O da gidişatınıza göre 500 veya 1000 puan düşünüyorum. Ona bakacağız. 10.000 puan olsun madem. Onu yapan herkese her şeyi alsın. Yani yarışmanın sonundaki heyecana göre değişecek o. Anladım, evet. O yüzden size güveniyorum. Çok hazırız. Ben sıfıra karşı kazanacağımı düşünüyorum. Sıfıra karşı? Evet. Nasıl yapacaksın? Mesela Alper'in bilmesini de mi engelleyeceksin? Evet. O da hiçbir şey bilemeyeceğini düşünüyor. Ben de hepsi bileceğimi düşünüyorum. Bildiklerimi montajda atacağım mı? Evet. ne yapabilirsin ki? Birbirinize peki yani yarışma öncesi söylemek istediğiniz bir rekabet? Ben başarılar dilemiyorum. Görüşemezsek şimdi Allah rahmet eylesin. Çünkü yarışmanın sonunda inşallah iyi olan kaybeder. Evet. Bunu istiyorum çünkü. Adaletin olmayacağı bir yarışma zaten. Aynen öyle. Aynen öyle. Adalet şu an benim ellerimde canım. Doğru. Gücümü hemen kötüye kullanabilirim. Evet, adalet sen. Size de kullanırım yani, çok yabancı olmadı da. Bana kullanırsın mesela yani. Sıkıntı yok. İki kardeşim olacağım. Evet, tabii. Evet, duygusal bir yere bağlı. Aynen. Evet, o zaman hazırsanız ilk sorumuz geliyor. Hadi bakalım. İlk sorumuz F1 2024 gridinde. Hangi ülkeden pilot yer almamaktadır? Tamam. A. İspanya. B. İngiltere. C. Fransa. D. Brezilya. 10 saniye süreniz başlıyor. Dünyanın en kolay sorusu falan. Saniye. Verdiniz mi cevapları? Evet, hazırız. Hazır mısınız? Hazırım. Alalım cevapları. D. Brezilya, evet, doğru cevap. Oh! Tamam. Biraz kolaydan başladım şimdi. Tebrikler. Moraller bozulmasın diye. Tebrik ederim. Çok kolay bir soruydu. Hani evet. Teyzem İspanya'dan Alonso ve Sainz var bu sene. İngiltere'den Russell var, yeterli. Aynen. Norris Hamilton'da var ama onları saymıyorsun. Fransa'dan da Gasly Ocon'umuz var. Brezilyalımız yok. Bu çok beklediğimden bu arada 100 kat falan kolay bir soru oldu. İlk soru 100 puan değerindeydi. İkiniz de 100 puanı aldınız. Tebrik ediyorum. Evet. O zaman ikinci sorumuza geçiyorum. Evet. Ferrari sevdiğiniz takımlardan biri diye düşünüyorum. Çok kolay bir yerden geliyor şu an. Ferrari, hatta sen favori takım. Üstünde de merch'ü var. Miami merch'ü. Peki o zaman sorumuz, Ferrari'nin son dünya şampiyonu olan sevgili Kimi Raikkonen şampiyonluğunu hangi sene kazanmıştır? A. 2006, B. 2007, C. 2008, D. 2009. 10 saniye süreniz başladı. Şimdi ben bu 10 saniye sürenin içinde 1960 yılından kalan bütün şampiyonları yazayım sırayla. Evet. Ben sanmadım, bilmiyorum. Evet, evet. Süreniz doldu, alayım cevabı. Çok kolaydı ya. B 2007, evet, tebrik ediyoruz. 2007'de çok kolay cevap. Evet, her ikiniz de. Salladın mı? Ya bilmiyorum dedin ya, o yüzden sor. Şey, yol böyle destekli salladı. Ha, evet. Ya tabii şeyler, baştaki sorularımız biraz daha kolay, biraz daha zorlaşacak. Hadi bakayım. Yani abi lütfen zorlaşsın. Siz de ısırın tabii. Üçüncü sorumuz geliyor o zaman. Fernando Alonso. Hadi kral.
Keşke şey olsaydı, keşke şey yapsaymış. Hani süre verme değil de mesela basıp cevap vermeli. Orada seni var ya. İkinci bölüm. Fernando İspanyol. Cebülük başı. Fernando Alonso. Evet. En çok yarışa hangi takımı ile çıkmıştır? En çok yarışa. Aynen. A. McLaren. B. Ferrari. C. Renault. D. Aston Martin. Yani kolay sorusu. Evet, alalım cevabı. Ek notlar da girmeye çalıştım ama. A diyorsun. McLaren. Evet. C. Renault geldi. Ve doğru cevap Alper'e geliyor. Nasıl ya? Renault'da 2 yıl yarışmadım ya. Hocam. Renault ile 6 artı 2. 6 Renault. 2 Alpine sezonu var. Abi ben bu Alpine mi? Hayır, bir saniye. Zaten Renault ile 6 yani. McLaren 5 yetiyor. McLaren 5, Ferrari 5, evet. Renault 6, Alpine 2. Yani burada Renault 6 mıymış ya? Yapacağımızı sen de tahmin ettiğin için ona ayrı ayrı not aldım. Ben de şey düşündüm. 2007-2008'de McLaren'de yaşıyorsan 2018'lerde de yarışıyor ya. Evet. Dedim kesin komple yarışmıştır orada. Ben şeyin ekran görüntüsü de aldım. İstiyorsan gösteririz. Yok, ben itimat ediyorum canım. O kadar da değil. Evet. Tamam, bu sonuçlarda da hata var gibiydi ama sıkıntı yok. Nazar boncuğu olsun. Evet, hata 3. soru itibariyle 0'a karşı kazanma olasılığı zaten ilk soru itibariyle bitmişti. İlk soru şu itibariyle geriye düştüm. Daha sıkıntı yok. Var mı? Hiç sıkıntı yok. Aynen devam. Hiç 0 heyecan, 0 baskı. Kazanacağıma dair inancım hocam maksimum. Bana olimpiyatlarda atış oyununu hatırlattı. Hiçbir teçhizatım yok. Sonucu görüyorsun. Dikeç misin şu an? Sen de Koreli o abla. Evet. Cool abla tabii ki. Kaçıncı soru? Dördüncü soru. Önemli. Sen 3 diye biliyorum işte. Az önce. Evet. Dördüncü soru senin için ilgili. F1 tarihinde. Tamam. Daha tamam bak. En genç yaşta start alan 4. pilot. Hangisi? Dördüncü. En genç yaşta sağlam diyor. A. Lando Norris. B. Oliver Bearman. C. Lance Stroll. D. Fernando Alonso. Evet, 10 saniye süreniz de başladı. Dördüncü çok sıkıntı ya. Dördüncü yani. İlk üçü biliyordum abi. Soracağım, ilk üçü de soracağım. Bilirsem bir 50 puan ben veririm. Abi sallayacağım ya. Evet, son 5 saniyeniz veriyorum. 3. Abi iki, ben niye bu şıkkı tercih ettim alalım ya? Alalım cevapları. C. Lance Stroll diyor Ata, D. Fernando Alonso diyor Alper, en ikisi de yanlış. Oliver Bearman'dı çünkü. Hayır, A. Norris ya. A. Lando Norris doğru cevaptı. Maalesef her ikinize de. Bu sene ilk kez yarıştı, bilirdik o olsa diye düşünüyorum. Oğuz, üçüncü mü ikinci mi ne oldu ya? Ne olabilir? Üçüncüydü Bearman. Birinciyi biliyorsunuz. Kim? Verstappen. Evet. İkinci Lance Stroll. Bak, Verstappen 17 yaş, 166 gün, Stroll 18 yaş, 146 gün, Bearman aynen 18 yaş, 305 gün, Lando Norris 19 yaş, 124 gün. İlk üçü saymama izin verseydin, evet, 50 puan alırdım bu arada. İlk üçü sayıp dördüncüyü söyleseydin, yazar. Aaa, dördüncü bilmiyorum ki. Şimdi ilk üçte zaten Bearman ve Stroll var ya, hani Alonso ile Norris arasında kalıp bir tercih yapar. Stroll. Stroll dedi. Stroll'a emin olamadı. O Williams'ta başlıyor ya işte hayvan gibi erken yıldız. Evet, F2'de yarışmadan mı? Yok, yarışıyor da. Stroll Williams'la başlıyor. Aynen, doğru. Bu sorudan maalesef her ikinize de puan veremedik. İlk sorularda bir şey vardı. Hani hep böyle mi gelecek? Yok, 2007 yazmalar falan filan. Hani şey de söyle. Lance Stroll'ün sosyal güvenlik numarasının son 3 hanesi. Anne, kızlık, soyadı. Bunlar da gelecek mi abi şimdi? Bakalım. Göreceğiz. Umarım gelir de yani. Hakkımızla yenilir yani. Ya Ataş'ım, şimdi ben adaletli bir şey yaptığımı düşünüyorum. Sen de gram adalet kokmuyor diyebilirsin. Burası zerre adalet kokmuyor. Ama artık izninizle 5. soruya geçiyorum. Gelsin bakalım. 5 şıklı mıyız? Efendim? Hala şıklı mıyız? Evet. 5. sorumuz da şıklı. Sonra tahmin sorularımıza geçeceğiz. İkinci kategorimize. Hamilton'ın 9 kez ile en çok pole pozisyonu aldığı pist hangisi? Pole mü? Pole pozisyonu. Abi galibiyet sorsam bileceğim ama pole. O yakın zamanda kırdı zaten. Evet, korumuş ben. A. Japonya. B. Avustralya. C. Brezilya. D. Macaristan. Evet, 10 saniye süreniz başladı. İyi düşünün. Japonya, Avustralya, Brezilya, Macaristan. Abi kuşkusuz bu cevap. Eğer benim verdiğim cevap yanlışsın, şu an yazamıyorum ama. Şu an yazamıyorum, bir dakika. Heh, hadi tamam, bakalım. Hadi bakalım. Evet, alalım cevapları. Denizli. C. Brezilya diyor Alper. D. Macaristan. Doğru cevap veriyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Nasıl? Bir saniye bile şüphe etmedim.
Evet, o kayıtlarda gözüküyor zaten. İzleyicilerimiz gerçek başka. Evet, şu an hatta gördüler hemen. Abi, kuşkusuz bir cevap. Eğer benim verdiğim cevap ya... Macaristan'da ben şeyi hatırlıyorum. Bu hayvan gibi ölü olduğunu hatırladım Mercedes'in yıllar boyunca. Evet. Yani 2014 arası falan aldığını biliyordum da işte o diğer polleri bilmiyordum ben. Galibiyet 100 puan da benden sana. Galibiyet hem şeyde İngiltere. Bravo. 9. galibiyet. Ben hazırlarken biraz istatistiklere baktığım için taze. Evet. Hamilton'ı Brezilya bayraklarıyla hatırlıyorum. Dedim kesin Brezilya'dır o zaman. Evet. Brezilya zaten şeydi, beni bu tuzağa düşmeniz için koyduğum bir şeydi. Ben düşerim. Evet, tebrik ediyorum. 45 soruyor. 300. Bir soruyu ikiniz de bilemediniz mi? Abi bilemiyorum ya. Ben her sanki 400 de gibi hatırlıyorum yani kendi puanımı ama. Şey, geriye sar videoyu edit yaparken. Ona göre tekrar şey tabloyu güncelleriz. Orada mahsuplaşırız. Evet, tebrik ediyorum. İlk kategoriyi geride bıraktık. 5 soruyu. 300 berabere. O zaman tahmin sorularının olduğu ikinci kategoriye geçiyoruz. Ben vereceğim sorularda sizden belli sayılar tahmin etmenizi isteyeceğim. Sayılar. Yani belli bir sayı. Yazı yazmayacağız yani. Sayı yazacaksınız. Sayıyı istiyorsan yazı olarak da yazın. Yani numaralarla değil, yazı olarak da yazabilirsin. Tamam. Ama bir cevabımız bir sayı olacak. En yakın cevap veren o sorudaki 200 puanı cebine koyacak ve yarışmaya devam edecek. Abi sayılarla aram hiç iyi değil ya. Genel. Bakalım ilk sorudan anlayacağız. Hadi bakalım. O zaman bu kategorinin ilk sorusu, 6. sorumuz geliyor. Kariyerinde 199 yarışa çıkan Max Verstappen bunların kaçında en hızlı turu atmıştır? Bir sayı alacağım işte ben. Burada biraz daha vakit veriyorum. Şeylerin kazandığı yarışı en hızlı turla bitirdiği yarışlar. En hızlı turu attı. Kazanması falan değil. En hızlı tur. En hızlı tur yani yarışlar. Evet, yarışta Grand Prix'lerde. Sprintler. 199 yarışı var. 199 yarışının kaçında en hızlı turu atmıştır sevgili Hollandalı Max Verstappen? İyi düşünün. Niye iyi düşünelim? Ne kadar iyi düşünebiliriz ki? Sayacak abi. Yakın olan mı kazanıyor? Yakın olan kazansın. Evet yani, o zaman 1000 yazalım hadi. Gerçekten. Trivia tarihinin en orijinal sorusunu sor. Nokta atışı cevap verdim bu arada. Hadi bakalım. 6 bir eksi bir değil yani. Evet, o zaman hazırsanız alalım cevapları. 47 ve 34 mükemmel bir cevap. 32. Doğru. Abi nasıl olur ya? 2 fazla saymışım. Ben 36 diyecektim bu arada. O da kaybediyormuşum zaten. Evet, Alper'i tebrik ediyoruz. Saydım galiba. Abi Perez'in Allah belasını vermesin ya. Neden bilmiyorum da bir alakalı gibi geldi bu soruyu cevabıyla. Allah'ım ya. Valla Alper güzel cevap verdi ve 500 puana yükseldi. Sen 300'de kaldın. Atar. 6. soruyu geride bıraktık. Moral bozma. Son soru zaten ben her türlü ayarlayacağım. Asla moral bozmayayım. Sen rahat ol. O soruya kadar devam. Evet, o zaman 7. sorumuz. Tahminde ikinci sorumuz geliyor. Şampiyon olamadan en çok puan toplayan pilot olan Valtteri Bottas kariyeri boyunca kaç puan toplamıştır? Buna 10 saniye verme ama. Yok bunu ben zaten size biraz makul bir süre vereceğim burada. Düşün. Makul bir süre var. Bottas ne kadar süredir yarışıyor? Bottas çok uzun zamandır yarışıyor. Ortalama kaç? 2011 debut galiba Bottas'ın. 2011 Williams mi? 2010 mu? 2010 Williams galiba. Düşünürken ben ona bakarım. 2010... 90-80 değil mi? kaç puan toplamıştır toplam? Puan yani zor ya. Kaç yarışa çıkmıştır deseydin biraz daha kolay diyor. Ama o zaten... O çok kolay. Hallolur o yani. Çok kolay. Kaç puan? Puan toplam. Bir yarış kaç puan? Bir miydi ya? Şöyle bir... Abi nokta atış 13 sezona çıkmış. 2011 dedim. Valtteri Bottas. Bakıyorum. 2012'de başlamış. Williams da kariyerine. Evet, artık toparlayalım cevapları. 3 nokta atışı cevap 2, geldi. 1 alalım. 2680 ve 798 geldi. 2600 ne ya? Oğlum 1797 doğru cevap. Şaka mı abi? Bottas niye? Seninki kaç? Çok uzak yani. 1000 uzak benim. Senin 1900 neredeyse. Senin evet 680. Cevap kaç? 683. Evet. Cevap 1797. Pardon. Dur çıkaralım bir hesap yapalım. 198 yazdım zaten. 999 uzağım ben. 2680 eksi. Şöyle bir. Bu keseceksin telefonu çıkartın. Yoktur. Abi kim kaç dedim 1797. Şu kabul olmaz mı? 883. Sen 800 sendi. 990 evet Alper yine kazandı. Değil mi?
Evet, 700 puana çıktı Alper. Atan 300 puanda kaldı. Tahmin etabında ata kan kaybetmeye devam ediyor diyelim. İki soru bilemedim alt keskin. Ama yani Alper de her ikisini bildiği için bir anda 400 puan fark oluştu. Evet, üçüncü sorumuz geliyor tahmin kategorimizde. Tarihte evet. En çok Grand Prix'e katılan ikinci pilot olan Kimi Räikkönen kaç yarışa çıkmıştır? Hemen söylüyorum. Tarihte biliyorsunuz en çok yarışa katılan pilotumuz kim olabilir sizce? Alonso. Hayır. Daha yaşlı birini düşün. Grid'de kim var yani? Alonso. Evet. Alonso'dan sonra Alonso hatta 2 sene önce falan kırdı galiba Räikkönen'in rekorunu. En çok yarışa çıkan pilot. İstiyorsanız yine ufak bir... En çok yarışa çıkan pilot kaç yarışa çıktı değil mi? Sorunumuz bu. Hayır, hayır abi, Räikkönen. Räikkönen kaç yarışa çıktı? Zaten hayır, senin hayır, aynı cevap gel. Okey. 2009'da Ferrari'yi bıraktıktan sonra 2012'de Lotus'la geri dönmüş. Evet. Onları da hesaba katarak ben virgüllü hesap yaptım bu aralar. Evet, bakıyoruz. Hazır mısınız? Hazırız. Alalım cevapları. 317'ye 269. Doğru cevap 353'te Atay'a gidiyor. Oo, 200 puan. Bu kadar basit ya. Altına da bak. 317 net. Evet, fark 200 puana indi. Çok bir soru var. Ata 500, Alper 700 puanda. Evet. Evet, yarışmamızın 9. sorusu geliyor o zaman hazırsanız. F1 tarihinde pole pozisyonu alan pilotlar içerisinde en çok yarışa çıktıktan sonra bunu alan Sergio Perez. Yani pole pozisyonu var, en az bir pole pozisyonu var. Ama çok beklemiş. Yani belli bir sayıda yarış beklemiş. Bilmem kaçıncı yarışında bu pole alabilmiş. Pole alabilmiş. En çok bekleyen de oymuş pole alabilmiş. Tamam, tamam. Bu kaçıncı yarışıdır? Kaçıncı yarışında pole alabilmiştir Sergio? Bir de çok virgülüne kadar... Şey önemli değil tabii. O istatistik önemli değil. Evet. Sergio Perez kaçıncı yarışında pole pozisyonu? Ben direkt virgüllü tahmin vereyim. Burada isterseniz bir de hangi yarış olduğunu söylerseniz de 50 puanda benden bir kanaat gelir. Takım olduğunu söylese. Takım gerçekten evet. Sen de tebrik ediyorum. Bildiğim yerden geldi. Kanada 108 Bahreyn maalesef yarışların ikisi de yanlış. Ama ata daha yakın. 121 dedim. Doğru cevap 219. Hiç alamazsanmış. Ya bu adam enayi değildi ne ya? Ama 220 yarış ne abi? Racing Point ne ya? 2022 Suudi Arabistan. Evet. Evet. Eşitlik var. Tahmin. Bu bana eksi 50 demek aslında. Tahmin etabında her ikiniz de 700 puana ulaştınız. 10. sorumuz geliyor o zaman hazırsanız. En çok sayıda beraber olarak Grand Prix'e çıkan takım arkadaşları olan Michael Schumacher ve Rubens Barrichello çok bildiğim yerden geldi. Kaç yarışa beraber çıkmışlardı? Ferrari'nin efsane dönemi, bizim de en keyifle izlediğimiz Ferrari taraftarları olarak 2000-2004 arası. Benim direkt hazırlıklar dahil mi? Dahil. Kaç yarışa beraber çıkmıştır? Başlayamadı mesela, sıralamaya girdi. Senin başlayayım. İçin düş abi onlar. Bu start olarak o şey değil. Ne kötü. Nokta atışı getir. Çünkü yani evet, start ile şey involvement hani ayrı istatistikler olarak değerlendiriliyor. Evet. Ama sonuçta yani herhalde çok ikiniz de aşırı yakın vermezsiniz diye tahmin ediyorum. Ben nokta atışı yaptım. Evet, alalım cevapları. 73 Alper 94 diyor. Doğru cevabımız 104. 200 puan. Kaç sezon yarışmışlar abi? 5 sezon yarışmadılar mı? Şey arada bir Schumacher'in ayağını kırdığı aralık var. Ama yok, gerçi orada Edermann vardı ya. Ya şeyine bakmadım tam da 2000-2004 arası olması lazım. Peki. Ben 5 sezon diye direkt şeyle çarptım abi. 14 ile çarptım. Birkaç tane yarış ekledim. 70. Güzel tahmin. Eskiden az yarış oluyordu ya yani. 15-16 yarış oluyordu falan. Evet. Tebrik ediyorum. Tahmin etabını geride bıraktınız. 900 puan Alper. Hatta 700 puan da. Heyecan devam ediyor. O zaman şimdi eşleştirme etabına doğru geçiyoruz. Güçlü olduğum yere geldik. Şimdi burada biraz çalışacaksınız. Öyle yazıp geçmek yok. Tamam. Biraz sizi yoracağım. Tamam. Şimdi belli eşleştirecek iki liste vereceğim size. Evet. Ondan sonra iki sorumuz var sadece. İki kere yapacaksınız bunu. İlk sorumuz pilotlarla yarışmaya başladıkları F1 takımlarını eşleştireceksiniz. Burada her bir eşleşme 50 puan. Doğru eşleşmeyi yaptığınız kadarını her bir eşleşme 50 puan alacaksınız. 5 pilot veriyorum. Alonso,
Not almak isterseniz. Gerek yok. Hamilton, Ricciardo, Leclerc ve Hülkenberg. Takımlarımız... Not al işte. Ben direkt cevapları yazıyorum sıradan. Takımlarımız Toro Rosso, Williams, Alfa Romeo, Sauber, Minardi ve McLaren. Hepsini doğru bildim bu arada. Evet, alalım. Hazır mıyız? Hazırız. Alalım cevapları. Sıradan. Okusak daha mı kolay? Okuyun evet bence. Alonso, Minardi. Doğru. Hamilton, Williams. Yanlış. Yanlış. Tamam. Ricciardo, Toro Rosso. Doğru. Leclerc, Alfa Romeo. Sauber. Hülkenberg, McLaren. Yanlış. Şey, Hamilton, McLaren. Evet. Ondan sonra Hülkenberg, Williams olacak. Evet, Ata. Alonso. Benim doğru doğru. Hamilton. Ricciardo. Doğru doğru. Ata doğru, evet 5'te. Biz benden yazdım. 250 puan. Atanın oldu. 250 mi ya? Tanesi canımız dedi. Çıktı ya. Abi bir 50 daha at ya. 950. Zaten çok gerideyim. Alper de 150 aldı. 1050 puana yükseldi. 100 puana indirdim. Bari eşitleyelim ya. Bari 100 puanı at ya. Bu nasıl bir pazarlık ya? Puan pazarlığı. Abi kirli pazarlık. Müstak 100 puan bize bir ateşle ya. Şeyde ben son soruda halledeceğim onu. Sen rahat ol. Sen bana güven. Hadi bakalım. Benim adaletime inan. Soru aradaki fark artı 1 puanlık. Hadi bakalım ya. Bu ikinci sorumuz geliyor. Eşleştirme etabının ikinci sorusu. Pilotlarla Grand Prix galibiyet sayılarını eşleştireceğiz. Tamam, çok kolay bir soru bu araba. Şimdi pilotları sayıyorum. Hangi pilotlar olacağını. Schumacher, Senna, Mansell, Lauda, Vettel, Hamilton, Verstappen. Aa daha da mı var? Benim yerim kaldı. 8. Alonso. Çok kolay ya. Ben ezberden cevapları yazmaya başlıyorum. Ya. Sayılarımız 32, 53, 105, 25, 61, 91, 31, 41. Evet 8 pilotumuz ve 8 galibiyet sayısını eşleştireceğimiz bu soruyu sizler bekliyoruz. Şimdi çok kolay bir şekilde cevaplıyorum hemen. Gerçekten Formula 1 tarihinde böyle bir trivia konsepti görülmedi. Ben yaptım diye söylemiyorum. Görülmedi diyor gerçekten. Tamam benim cevaplar hazır çünkü hepsi de doğru. 50 mi tanesi? 50 oğlum 50. Tamam 400 yaz bana direkt. Pazardan domatesimi alıyorsun. Tamam bana direkt 400 yazalım hiç cevapları görmeye gerek yok. Evet, Alper son eşleşmelerini yapıyor. Evet, gösterelim cevapları. Şimdi ben şey yapacağım, birbirinizinkini sayın. Karşılıklı birbirinizinkine bakın. Tamam oğlum. Ata GG niye yazıyorsun? Abi 50 puan kar mısın? 50 puan eksi yazar mısın? Ata GG yazdım. Birkaç turdur mu yazıyor? Aa doğru evet orada. Kamerayı da gösterelim. Sürgünler mesajımız var. Evet. Ata GG. Evet. Birbirinizinkine bakın. Tamam. Seyirciler zaten orada görecek ya. Tamam, şey neyse, evet, evet. Şey şimdi tamam. Biliyorum. Hamilton 105. Tamam. Benim doğru. Benim de. Schumacher 90 küsur olan doğru. Schumacher 91. Verstappen 61. Vettel 53. Vettel 53 doğru. Senna 41. 41 mi? Yanlış. Emin miyiz? Eminiz. Alonso 32. Abi yanlış. Hayır ya. O ikisini eşleştirmiştim ben. Mansell 31. Emin miyiz ya? Lauda da 25 olan. Niki Lauda da 25 evet. Tamam benim 4 doğru cevabım var. Senin kaç? Benim yok. Tamam. İki, o zaman 100 puan ve 200 puan. 200 puan. 100'e 200 eşitlik oldu. Aynen. Abi ayağdasak bu kadar olmaz. Aynen. Her ikiniz de 1150 puandır. Ya ben bilmiyorum. Alozo'nun 32 galibiyeti oldu. Ekrana 33 yazıp duruyorlar ya Allah aşkına. Nasıl? Ben bilmiyor muyum? Hani bilmiyor musun abi? Rekabet olmasın. Halk atayım istesen. Ekrana Carlos Alcaraz 33 yazmıyor mu ekranı? Bilmiyor muyuz abi? Rekabet olsun diye yanlış cevap verdim işte. Doğru. Senin hiç aklıma gelmedi ya. 32 görünce aklıma geldi biliyor musun? Ne? Alozo'nun 32 oldu. Değil. 33 var çünkü. Aa evet Alcaraz'ın yazıyor. Aa evet her 33 yazıyorlar. Bak hiç aklıma gelmedi yani. Sen şeyleri mi? Hamilton'ı Schumacher'ı bildin. Evet. Diğerleri kaydı. Sen de ilk 4'ü mü bildin? Hamilton, Schumacher, Vettel, Verstappen. Okey. Sen de ilk 4'ü bildin diğerleri kaydı. Çok kolaydı bu arada yani. Basitti ya. Ya ben şeylerde atıyorum Lauda'larda falan. Ya Lauda da sonuncu da. Neyse sonlara doğru bir 5 falan bilirsiniz diyorum. Neyse canınız sağ olsun. Yani 4 bildim ben. Mükemmel bir şekilde son soruya geliyoruz. Bu açık uçlu soru. Açık uçlu soru bilen kazanacak hocam. Kompozisyon istemeyeceğim değil mi? Kanalı başlıyor. Yani 200 kelimelik ChatGPT. Şimdi yani iki tane seçeneğim var. Aslında diğerlerinde de hep yedeklerim vardı ama gerek olmadı.
İki şeyim var. Şimdi size soracağım. Kolay olanı mı sorayım? Zor. Net zor. Zor. Zor mu? Aynen. Kolay olsun mu acaba? Zor olanı sor. Zor olanı. Zor olanı. Bak hazır mısınız? Ben çok... Bana kolay olacağı için... Pitbot Trivia'nın final sorusu geliyor. Gelsin dünyanın en kolay sorusu. Evet, final sorumuz geliyor. Kaç puan onu belirleyelim de şimdi. Bir yeter mi? Kaç puan atacağımı bileyim diye istiyorum. 1000 puanlık final sorusu. Şu ana kadar 1150'şer puan topladınız. Bu 1000 puan. Alan büyük kupayı evine götür. İkimiz de bilirsek ne olacak? Bilemez. İkiniz de bilirseniz bir soru daha, yedek sorumu sorarım. Ha tamam. Onu da biliriz. Kolay olduğu için bilme ihtimalimiz de yüksek. Aynen. Bitirmeyebiliriz. Şöyle bir şey var. Beraberlik bozulana kadar, tie break, biriniz bilip biriniz bilemeyene kadar sorular devam edecek. Ama ben hep bilirim de Alper düşünüyor. Ama şöyle bir şey var, bu soruyu ikiniz de bilemeyebilirsiniz. Öyle bir tavsiye. Öyle bir imkan var mı ya? Neyse, belki de dostluk kazanır, bakarız. Evet. Hadi bakalım. Geliyor, soru hazır mısınız? Lewis Hamilton'ın köpeğinin adı nedir? Değil tabii ki, sorunuz mu değil? Ya hayır ya, yazıyordum abi. Biliyor muydun sen? Düşünsen abi olur. Hayır ya, sorsaydın ya. Biliyorum tabii, Rosco ya. Rosco. Lan şimdi. Ya biraz daha yarışlar. Lewis'in köpeğinin adı neydi? Neyse. Efsane 2021 sezonu hatırlarsınız. Çok kolay. Çok büyük bir keyifle takip etmiştik. Abu Dhabi'de son yarışta. Abu Dhabi Grand Prix'sinde Latifi kaza yaptı, hatırlarsınız. Safety car çıktı. Safety car çıktıktan sonra birinci Hamilton ile ikinci Max Verstappen arasında evet. Belli pilotlar vardı. Pilotların adları mı? Tartışılan Michael Massey kararında dedi ki bu pilotlar aradan çekilsin. Yarışı öyle başlatacağım dedi ve biz iki tur bir yarış izledik. Aradaki pilotlar kimlerdi? Görsel hafızam. Burada şöyle, en çok bilen zaten kazansın bence. Hani zor bir soru bence, yani finali hak eden bir soru oldu. Hamilton'ın köpeği biraz hafif kalabilir. Ya tek atıyordum ya, bilmiyormuş ya. Kazanıyordum az kalsın ya. Pilot sayısını versen mi? Bilemedim. Verme, ben biliyorum. Latifi kesin de yanlış biliyorsun. Yok. Latifi kesin var mı? %100. Aradakiler oğlum, aradakiler. Ya niye hint veriyorsun ya? Oğlum aradakiler. Yazsana Latifi şey. O da yok, senin şey. Ha pardon. Oğlum, ha Latifi mi ben yazayım? Latifi kaza yaptı ama ona rağmen ya. Çekil çekil abi. Sezonun ilk şampiyonu. İlk diyorum çünkü tutarsak daha yaparız yine yani. Siz de hazırlarsınız, ben de yaşım. Tamam. Cevaplar geliyor. Şampiyon belli olmak üzere. Son düzlüğe girdik. Haydi cevapları alalım. Alper 4 pilot diyor. Ocon, Stroll, Bottas, Magnussen. Ata 5 pilot. Albon, Hülkenberg, Vettel, Magnussen, Grosjean. Sakatlar ve cezalar listesi kim bilir? Peygamberimizi sevmediyorsun. Peygamberimizin sevmediği 9 pilot. 5 pilot var. Aynen öyle bir liste yapmışsın. 5 pilot. Evet. Norris, Alonso, Ocon, Leclerc ve Vettel. Birebir. Birebir, bir de ben Ocon var orada. Bir de ben 5 tane olduğunu bildiğim için. Ya ama burada evet, gerçi ikiniz birebir, Allah sizin anlasın. Birebir ama bak 5 pilot olduğunu bildim ben. Doğru. Yok, burada ben galibiyeti veremem. Abi inanamıyorum. Michael Massey mi bu? Ne bu? Bari de Grosjean'ın adı aklına gelmedi. Onu yazmak istiyorum. Abi yani ya şöyle, aslında bir hakkı öyle bir şey yapsam seni elerim. Bu ne abi? Birinci ile ikinci arası diyorum. Koyduğum pilotların yani hiçbiri. O kadar alakası pilotlar ki. Hayır onlar ama arada şeydi, turu yiyenler zaten. Evet. E tamam, Vettel metal kırıyordu o zaman. Magnussen, Grosjean hep sonucuydu onlar. Norris, Alonso, Ocon, Leclerc, Vettel'miş. Tamam işte benim Vettel'di, onun Ocon. Senin de Ocon. Birebir de 5 pilotu da bildiğim için aslında. Ama şöyle bir tane daha soru sorayım hızlıca. Onu da bilmezseniz beraberlikle, dostlukla kapatırız ama. Hadi bakalım. Bakalım. Ya. Olmadı, şampiyonu bulamadık. Uzatmaya gidiyoruz. Benim için. Uzatmaya gidiyoruz. Birinci uzatmaya gidiyoruz. Tamam hazırım. Yorumlara bekliyorum herkesi bu arada. Şampiyonu. Burada şampiyonu belirleyecek son soruyu soruyorum. Artık olmazsa da canımız sağ olsun. Derneğiz, ona da bakacağız. Şampiyon tescilleyecek diyelim. Belli zaten. O zaman final sorumuz, gerçek final sorumuz geliyor. Evet. Kariyerinde 95 Grand Prix'ye çıkan. Çok. Ve sadece bir kez yarış kazanan. Pastor Maldonado. Evet. Hangi sene hangi Grand Prix'i kazanmıştır? Alıştı. La ben bunu biliyordum ya. Sen kayda girmeden de Pastor Maldonado'yu asalım yukarı evet demiştin ama. Çünkü ya gridin en efsane pilotlarından evet biri
negatif yönde olsa da. Yılı bilen de kazanır herhalde. Ya burada evet yakın gelen kazanır. Yani ama yılı tuttu, yani yılı bilin hani yılı da bir yaklaşık yapmam yani o kadar da demeyelim. Pit Bot'un trivia şampiyonu huzurlarınızda belli olmak üzere. Oralım cevapları. Bana hayırlı uğurlu olsun. 2012 Malezya, 98 Kanada diskalifiye edildi. 98'de yarışıyor muydu ki Maldo? Belki. 2012 İspanya. İspanya. 2012 olduğunu hatırlıyordum da. Ata yani seni şampiyon ilan etmiyorum ama bir yandan... Niye ilan etmiyorsun ya? Daha niye bileyim ya? Tam bilemedin ama. Abi öncekinde de 5 pilot olduğunu... Evet her ikisinde de daha iyi cevaplar vardı. Abi. Seni bir yandan önde kabul ediyorum. Daha da devam mı? Yok hayır. Alper yerine kadar devam yani. Hayır Alper'in cevabı 2000'lerden gelseydi... 98 devam ediyor ama Alper 98 diyerek orada... Adam evet. Belki ben ilk yarışları ne zamandır diye düşünüp onu yazdım. Belki öyle bir... Evet. Olsun, canın sağ olsun. Evet, Atay'ı galip kabul ediyoruz. Abi ben ya, daha ne yapayım? Çıkıp Formula 1 yarışı mı kazanırım? Biraz anti-climactic bir son oldu senin sayende. Climactic. Ama... Anti-climactic diyoruz. Teşekkür ederim. Çok kolaydı. Birinci galibi. Çok kolaydı. Şampiyonu. Çok kolaydı. Evet, çok kolaydı. Evet alalım görüşlerinizi alalım. Nasıl bir abi yarış? Benim için... Öncelikle Alper'den alalım. Sen kazanan olarak son sözü sana vereyim. Ulan keyifliydi. Bizi çekerken çok eğlendik. Umarım izlerken seyircilerimiz de keyif alırlar. Like'larla görürüz diye. Ya kolaydı aslında. Sen bence kazanabilirdin de. Evet ben ilk yarış bir de şimdi misafir gibiyim ya uzun süredir gelmiyorum dedim. Atabik. Ya final sorusuna bence senin... Şeyin daha iyiydi aslında. İlk final sorusuna cevabı ben daha iyi bulmuştum ama. Daha makuldü. Bir tane daha tuttursaydın benim gönlüm seni kazanman daha yeniydi ama oldu. Sağ ol olsun. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Evet Ata sen de hissediyorsun. Kazandım. Abi öncelikle çok kolay bir yarışmaydı. Benim için sıradan bir pazar günüydü. Hatta evet. Tam deyimini vermem gerekirse bir pazar günü güneşli bir havada parkta yürümek kadar kolay bir yarışmaydı benim için. Evet. Alper'i de tebrik ederim. Çok fazla hakkım yendi yarışmada. Sırf rating olsun diye son ana kadar acayip hakkım yendi. Bunu da yorumlarda bekliyorum görüşlerinizi. Hangi sorularda yendin herkes. Ben katılmıyorum. Herkes biliyor. Katılmıyorum. Adalet 1 gram. Adalet kokmuyor bu yarışma. Teşekkür ederim. Ama güzel, keyifli bir yarışma oldu. Ben de size teşekkür evet, ederim. Evet, evet. Evet, Pitbot'un heyecan dolu trivia bölümünün sonuna geldik. Teşekkür ediyoruz. Sizleri yorumlara bekliyoruz. Saçma sapan verilen cevaplara... da ondan sonra beğendiğiniz yaptığınızda abone olmayı unutmayın diyoruz. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın diyoruz. Hoşçakalın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.